Merhaba çocuklar, konumuz cümle bilgisi. Duygu, düşünce, istek, haber bildiren söz dizilerine cümle diyoruz. Yazdıklarımı birlikte okuyalım. Ben bugün. Bu cümle değildir çocuklar. Devamında ne olduğunu söylememiş. Ben bugün yoruldum. Ben bugün kitap okudum. Ne yaptığından bahsetmemiş. Devamını söylemediği için cümle değil. Ben bugün geldim. Bakın burada geldiğinden bahsetmiş, cümledir. Annem pasta yapıyor. Annesinin pasta yaptığından bahsetmiş, cümledir. Kedinin maması. Ne oldu mamasına? Bitti mi? Azaldı mı? Islandı mı? Bundan bahsetmediği için cümle değil. Aldım. Tek kelimeden oluşan cümle. Aldığını söylüyor çocuklar. Koştum, yürüdüm, seviyorum, düştüm. Bakın bunlar tek kelimeden oluşan cümlelerdir. Kütüphaneden aldım kitabı. Ne yaptın kitabı? Kayıp mı ettin? Geri mi verdin? Okudun mu? Okumadın mı? Ne yaptığından bahsetmemiş. Bu yüzden cümle değildir. Cümlelerden hangisinin haber, istek, duygu, düşünce cümlesi olduğunu belirleyelim. Çiçek yetiştirmeyi seviyorum. Eğer cümlede duygularından bahsettiyse sevmek, korkmak, kızmak gibi bu tür cümlelere duygu cümlesi diyoruz. Yaptığın resmi bana versene. Resmi istediği için ondan burada bir istek görüyoruz değil mi? İstek cümlesi. Yarın tiyatroya gideceğiz. Gideceği yeri önceden haber veriyor. Haber cümlesi. Keşke zil çalsa, keşke kelimesini gördüğümüzde orada bir istek olduğunu anlıyoruz. Zilin çalmasını istiyor değil mi? İstek cümlesi. Spor yaparsan sağlıklı olursun. Burada spor ile ilgili düşüncesini belirtmiş. Spor ve sağlık arasındaki ilişkiden bahsetmiş. Düşünce cümlesi. Sibel yarışmada birinci oldu. Sibel'in birinci olduğunu haber veriyor. Haber cümlesi. Onu göremeyince korktum. Duygularımızdan bahsediyorsa eğer bu tür cümlelere duygu cümlesi diyoruz. Mavi renk sana çok yakışıyor. Bu benim düşüncem. Mavinin yakıştığını düşünüyorum. Başkası böyle düşünmeyebilir. Bu cümleye düşünce cümlesi diyoruz. Murat bahçeye doğru gidiyordu. Gittiğini görmüş ve bunu haber veriyor. Satranç öğrenmek istiyorum. Bakın burada bir istek görüyoruz. İstek cümlesi. Konumuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.